Arkadaşlar bak devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi teknoloji ve uzay araştırmaları neler sağlamış bize? Besin saklama yöntemlerinden biri olan dondurma işlemi NASA tarafından yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin kısa adı yani NASA Amerika'daki tarafından astronotların yiyeceklerinin uzun süre saklanması için geliştirilmiştir. Yani uzay araştırmaları gördüğünüz gibi her adımda bize faydalar sağlamış. Başka dijital termometre, NASA'nın yıldızların sıcaklığını ölçen kızılötesi sensör teknolojisinden yararlanarak geliştirilmiştir. Evet, sorusu olan varsa sorabilir. Hocam şu dondurulmuş olanlar süper fresh falan mı? Yani Evet, bizim evet. Evet, şeyler. aynen. Aynen onlar. Hocam benim de bir sorum var. Şey. Sor. Hocam şey halkalar yer çekimiyle mi oluşuyor yoksa daha farklı bir etkenle mi veya meteor şey? Yani o halkalar kimisi maddesel, kimisi gaz bulutu şeklinde. Yani o Jüpiter'in mesela o halkası olanların toz bulutu şeklinde ya da ya onun çekiminden kaynaklanan bir şey. Bu 8. sınıf konusu ya da lise 1 konusuna geldiğimiz zaman anlatacağız. Çekim kuvveti diye bir kuvvet var. O çekim kuvveti ne yapıyor? O gezegenin etrafında bir tabaka meydana getiriyor. Mesela ne gibi? Bizim atmosferimiz gibi, değil mi? Bizim Evet. atmosferimizde nasıl bir şey? Bizim atmosferimiz şöyle çizelim. Bizim dünyamız şöyle bir şey, değil mi? Böyle bir şey. Yani Şöyle biraz koruyor. kutuplarından biraz basık, değil mi? Peki Evet. dünya ne kadar dönüyor? Nasıl bir hızla dönüyor? Ne kadar hızlı dönüyor biliyor musun? Mesela Hayır hocam, o kadarını görmedim. Ben de bilmiyorum. baban arabayla giderken en fazla kaç hız yapıyor? Kilometre saatinin Uzatmış baktığında. hocam otoyolla. 200. Mesela 100 kilometre bölü saat hızla gittiğini düşün. Baya yüksek bir hız. Daha fazla hız tehlikeli çünkü. Dünyanın hızı ise bu 100 kilometre bölü saatin 17 katı. Yani şu otobanda hızlı giden arabalar var ya. Onların hızının 17 katı hızla dönüyor. Ne yapar yani? Fırlatır değil mi? Fırlatır. Peki o zaman Evet. tutup da buradaki Ali, Ayşe, Ahmet, Ebrar, Osman neden fırlamıyor? Hocam Mesela burada çünkü şu mesela ben olayım. Şu da diyelim ki Osman olsun. Olur mu Osman? Bu da Osman olsun. Şu da diyelim ki Ebrar olsun. Peki bizi niye fırlatmıyor o zaman bu dünya? hocam ben çünkü ben söyleyebilir miyim hocam? ben söyleyeyim hocam. Çünkü hocam Ben de söyleyeyim. Söyle. dünyanın kütle çekim kuvveti var. Hı. Çekirdeğine doğru kütle çekim kuvveti var. O yüzden dünya üzerinde bulunduğu her şeyi çekirdeğine doğru çekiyor. Böylece de düşmüyoruz uzaya. Aynen. Güzel. İzan gayet güzel. Yani burada ne yapıyor arkadaşlar? Bizi dünya merkezine doğru ne yapıyor? Çekiyor. 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 Mesela şu kim? Şuradaki Biden. Trump var ya, Trump, Biden, Obama, Amerika. Mesela onu çizmiş oldum ben size. Bu tatlı arkadaşlar bunlar. Biraz yaramazlık yapıyordu Trump. Onu kovdular. Mesela Trump'ın duruşu bu değil mi şu anda? Mesela Afrikalı bir kızın duruşu da şu değil mi? Afrikalı bir çocuğun duruşu da şu değil mi? Evet. Böyle Cin Ali resmi çizdim bakın. Bu kız şimdi ters mi duruyor burada Güney Afrika'da yaşayan kız? Yok. Gayet düzgün yaşıyor değil mi? Herkes köyünde mutlu ve düz yaşıyor değil mi? Hopluyor, zıplıyor, yani yürüyor. Yani biz nasıl o Ebrar, Osman, Hasan, şu Hasan, şu Ebrar, şu da Osman olsun. Şu da Afrikalı Cili, şu da şey olsun, Obama amcamız olsun. Şu da Biden amcamız olsun. Şimdi bunlar herkes dünya merkezine doğru çekilmiyor mu? Evet. Elimizdeki silgiyi, kalemi, suyu bıraktığımız zaman dünyanın merkezine doğru düşmüyor mu hepsi? Değil mi? Evet. Ha, işte Evet hocam. bu neden oluyor? Dünyanın kütle çekiminden dolayı oluyor. Aynı çekimlerde de var, Jüpiter'de de var, Uranüs'te de var, Güneş'te de var, Mars'ta da hepsinde var. Hepsinde var. Şimdi onları lise bir konusu olarak göreceğiz. Yani hem 7. sınıf hem 8. sınıf.
hem 9. sınıfı gördüğümüz zaman diyeceksin vay be kafamda bazı maceralar çözüldü diyeceksiniz, tamam mı? Yani Hocam. bilim her zaman doğruyu söyler. Bilim öyle macera yalan dolan değildir. Bilimin tüm bilim birbiriyle uyumludur. Hiç birbirine ters düşen bir durum yoktur. Evet. Hocam. Evet, sorabilirsin. Hocam eğer ilk Ebrar söylediyse Ebrar konuşabilir. Ebrar söyle, sözü sana bıraktı arkadaşım. Tamam. Şimdi hani kütleleri fazla olduğunda kütle çekim kuvvetleri de fazla olacağından Jüpiter'in falan da kütle çekimi çok daha fazla olacaktır dünyadan. O yüzden de onun bir sürü uydusu var. 60'tan fazla, 60'ı aşkın uydusu var. Evet, evet. Evet, aynen öyle. Şimdi bu sorunuzu şöyle tamamlayayım arkadaşlar. Bizim burada dünyamızın etrafında şöyle bak siyah çizgiyle sarayım. Şöyle siyah renk yapayım bunu. Şöyle bir atmosfer sarmıyor mu etrafımızı? Evet. Bu evet, atmosfer hocam. Ne yapıyor? Dünyamızın etrafını sarıyor ve bizi mükemmel bir şekilde koruyor. Mükemmel bir şekilde koruyor. O kadar mükemmel bir şekilde koruyor ki. Ne oluyor biliyor musun? Mesela bir örnekle anlatayım ben size. Bu atmosferin kütle çekiminden dolayı bizi koruyan bir gaz bulutu olduğunu şöyle anlatayım ben size. Mesela Bedirhan'a sorayım. Bedirhan, bir araba alsan hayalindeki arabanın markasını söyle. Hocam mesela Audi. Audi. Mesela Audi. Bedirhan'ın bir Audi'si oldu. Hem de zırhlı olsun. Zırhlı. Zırhlı. Yani çok çok pahalı değil mi? Zırhlı olunca kurşun geçirmez falan. Şimdi Bedirhan'ın bu Audi'sini alalım ve şuradaki uzaydaki şu noktaya götürelim. Şu uzayın dışındaki bir noktaya götürelim Bedirhan'ın Audi'sini. Ne olur biliyor musunuz? Şu atmosferin dışına Bedirhan'ın Audi'sini koyduğumuz zaman bir saat sonra delik deşik olur. Delik deşik olur. Yani böyle kurşun yağmuruna tutulmuş gibi delik deşik olur Bedirhan'ın arabası. Yani ne demiş oluyoruz? Atmosferde bizi koruyan bir güzel bir tabaka, güzel bir tabaka neyden oluşuyor? Gazlardan oluşuyor, partiküllerden oluşuyor, parçacıklardan oluşuyor. Onun sayesinde biz ne yapıyoruz? Uzaydan gelen zararlı ışınlardan, efendim uzay taşlarından, meteorlardan korunmuş oluyoruz. Hocam ben sorumu sorabilir miyim? Sor. Hocam biraz alakasız olabilir ama şunu merak ettim. Yer çekimi kuvveti hız mı yoksa sürat mı? Hani vektörel mi yoksa skaler mi? Vektörel. Şimdi sorunun cevabı oldu zannederim. Arkadaşlar uzay çalışmaları sakın ola bir macera, lüzumsuz bir macera değildir. Nedir? Bir ihtiyaçtır. Bakın neymiş bakın burada. Bilgisayar oyunlarında kullanılan joystickler üretilirken uzay araçları için geliştirilen teknolojiden yararlanılmıştır. Mesela bugün Facebook'un sahibi nasıl Facebook'u kurmuş biliyor musunuz? Oyun oynayarak. Yani oyun her zaman kötü bir şey değil. Oyun bazen nedir? Bir savaş taktiğidir, bilimsel taktiktir. Yani beynini geliştiren, bilgini geliştiren bir oyun seçersen o faydalı bir oyundur. Yani oyun kötüdür, zararlıdır deyip de işin içinden çıkmak ne olmaz? Doğru olmaz. Değil mi? Yani her şeyi yerinde kullanmak şartıyla tabii ki. Başka uzaya gönderilen uydular sayesinde televizyon kanalları, şu anda biz internetten ders yapıyoruz değil mi? Bak her birimiz, ben şimdi İstanbul Çekmeköy'deyim. Her biriniz İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hakkari'den bile arkadaşımız var şu anda aramızda. Yani bu arkadaşlarımız nasıl ders izliyorlar? Uzay sayesinde, uzaya gönderilen uydular sayesinde. Benim sesim ne yapıyor? Uyduya gidiyor. Uydudan da ne yapıyor? Hakkari'li Ahmet'e gidiyor. Evet. Anladınız mı? Öyle hocam. Aynı yayını ne yapıyor? Anladım aynı hocam. Yayını aynı zamanda Afrika'dan birisi de. Amerika'dan birisi de izleyebiliyor. Bu neyle oldu? Uydular vasıtasıyla oldu. Televizyon kanalları aynı şekilde. Cep telefonları aynı şekilde. Yani ben mesela ne yaptım şimdi? Elif'i aradım mesela. Elif'i arıyorum şimdi cep telefonumla. Alo, Elif'in numarasını çeviriyorum. Benim bu yayınlarım ne yapıyor? Önce benim telefonumdan uyduya gidiyor. Uydudan Elif'in telefonuna gidiyor. Uydunun Elif'in telefonu da onu ne yapıyor? Sesli görüntülü hale getiriyor. Anladınız mı? Yani ben anladım.
Uzay araştırmalarının ne kadar önemli olduğunu buradan anlıyorsunuz. Yani bu internettir, cep telefonudur, uçakların uçmasıdır. Bunlar bugün vazgeçemeyeceğimiz bizim hayatımızın şartları haline gelmiş. Bunların hepsi neyle ortaya çıktı? Uzay araştırmalarıyla ortaya çıktı. Hava tahminleri bununla ortaya çıktı. Hava tahminleri, eğer uydularımız olmasaydı hava tahminleri yapamazdık. O zaman hava tahminleri yapamazsak o zaman ne olur? Çiftçi buğdayını ekecek. Bugün yağmur mu var, güneş mi var, ne olduğunu bilsin, ona göre buğdayını ekecek değil mi? Yağmur yağarken evet. tarla ekilir mi? Yağmur yağacaksa harman kaldırılır mı? Kaldırılmaz. Felaket olur değil mi? O çiftçi amcamız iflas eder. Evet. Hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ha, tamam. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Çin hani atmosfer konusunda filtreler takılması gerekiyor ya fabrikaların bacalarına. Evet. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Çin ve Amerika bir de birkaç devlet daha reddediyor. O yüzden Çin'de Çin'in Chicago'da mı ne? Yok, Çin'de değil. Orası Çin'de değil. Neyse, Çin'de bir şehrin üstünde atmosfer delinmiş birazcık. İncelmiş evet. Ozon tabakası. Evet, dediğin bayağı doğru. Delinmiş. 8. sınıf konularında onları anlatacağım ben size. 8. sınıf konularının içinde var o da. Bunu anlatacağım orada. O zaman daha geniş üzerinde dururuz. Yani dolayısıyla hava tahminleri olmasa uçaklar uçabilir mi? Uçamaz. Ne evet. yapıyoruz o zaman? O zaman uydular sayesinde, uzay araştırmaları sayesinde hava tahminleri yapılabiliyor. Tıpta kanser hücreleri uzay çalışmaları sayesinde ne yapılıyor? Tedavi ediliyor. Ondan sonra ne yapılıyor? Pek çok amaç için kullanılan güneş panelleri. Bakın bugün güneş panelleri sayesinde hiç elektrik para vermeden yaşayabiliriz. Anladınız mı arkadaşlar? Bazı ülkeler bu teknolojiye geçtiler. Biz geri kaldık maalesef. Hiç 5 kuruş para harcamadan güneşten evinin tüm enerjisini harcayan, ısınmasını, elektriğini elde eden şu anda ülkeler var. Ne kadar güzel değil mi? O zaman atmosferi kirletmeyiz, değil mi? İşte bunlar bize evet, uzay çalışmalarının bize verdiği hediyeler. Annemizin çok sevdiği teflon, tükenmez kalem, navigasyon, alüminyum folyo, diş teli, streç film, yapay kalp pompası gibi araç ve malzemeler uzay araştırmaları sayesinde geliştirilmiş. O zaman çok doğru bir yoldayız değil mi? Yani bu konuyu öğrenmekle çok doğru bir yoldayız. Bazı başlıkları atlıyorum arkadaşlar. Mesela teleskop. Nedir teleskop? Gördüğünüz gibi teleskop, biz yani dünya denen bu gezegende yaşarken aslında biz dünya öyle bir şey ki mesela size ben diyorum ki mesela Ece'ye diyorum ki Ece sana bir Mercedes vereceğim ama bir tane iş yapacaksın diyorum. Hazır mısın Ece? Evet. Ece beni duyuyor musun? Ece beni duyuyor musun? Duyuyorum. Ha, duyuyorsun. Sana bir tane Mercedes vereceğim ama sen dünyadaki denizlerin kumlarını sayacaksın. Yapabilir misin bu işi? Hayır hocam. Yani Mercedes gitti o zaman. Yani boş boşuna Mercedes'e ümitlendim bir de değil mi? Şimdi işte dünya adeta ne gibi? Bunun gibi uzayda. Yani tutup da sahilde bir kum tanesi neyse dünyada, uzayda bunun gibi bir şey. Anladınız mı? Bunun kadar evet. küçük. Bunun kadar küçük. Halbuki dünyayı dolaşmaya kalksak, bakın dünyanın en hızlı uçağıyla dolaşmaya kalksak şu anda bir dünya turunu, bakın mesela ben size bir dünya turu yaptırayım şimdi. Mesela hemen havalimanına gidelim. Kim var benimle bu maceraya gelecek? Diyelim ki Nur Kalender. Ben. Ha. Seviyor musun gezmeyi? Arda sen evet. Tamam, Arda da geliyormuş. Şimdi buradan çıksak ilk uçakla 8 saat sonra Amerika'dayız. Oradan da ilk uçakla Japonya'ya gidiyoruz. O da Amerika 8 saat. Oradan da Japonya 10 saat. Japonya'dan da burası 10 saat. O 28 saatte İstanbul'a döndük. Aa, süper bir şey değil mi? Evet. Hem ucuzluk hem ucuzluğuyla 28 saatte ne yaptık? Uçağın da hazır olduğunu. Dolandık. 28 saatte dünyayı bir tur yaptık mı? Evet. Yaptık. Ama sen bunu evet. eğer bunu bir gemiyle yapmaya kalksaydın ne olurdu? Yıllar sürerdi bu olay. Uçakla yaptık ama biz bu işi değil mi? Daha ama uzun sürerdi. Çok akıllı bir taktik yaptık ama değil mi? Hemen havalanına gittik. İlk Amerika uçağına bindik. 10 saat sonra Amerika'dayız.
Oradan ilk Japonya uçağına bindik. 10 saat sonra Japonya'dayız. Japonya'dan da ilk uçağa bindik İstanbul ve bir dünya turunu 30 saatte yaptık yaklaşık. Süper değil mi? Hocam zaten uçak o yüzden evet, çok iyi. En hızlı ve en güvenli ulaşım aracı. Ama dünyadaki en kaliteli uçaklarla yaptık bu seferi. 28 saatte dolaştık. En hızlı giden uçakları seçtik. Ve hazır, uçaklarımız hazır. Ya da dünyanın en gelişmiş şu andaki uçağını düşünün. Uçağa biniyoruz ve 30 saat içinde ne yapıyoruz? Dünyayı dolaşıp ne yapıyoruz? İstanbul'a dönüyoruz. Annemizin çorbasını tekrar içiyoruz. Evet. 30 saat. Yani 30 saat nedir? 24 saat bir günse bir günü birazcık geçiyor o kadar. Süper değil mi? Ama eğer sen evet, gemiyle yapmaya kalkarsan gemiyle aylarca bitmez bu dünya turu. Yani dünyayı bir kere dolaşmış oluyorsun. İşte bu kadar büyük bir dünyayı anlamanın yollarından biri nedir? Teleskop. Teleskop nedir arkadaşlar? 8. sınıfta ve 10. sınıfta göreceğimiz optik konusunda göreceğiz. Merceklerden oluşan bir alettir. Bu aletle biz ne yaparız? Uzayı inceleriz. Uzaydaki göremediğimiz bu gezegenleri ne yaparız biz? Keşfetmeye çalışırız. Tabii bunların çok ileri olanları oldu. Bakın mesela optik teleskoplar var. Yani merceklerden oluşuyor. Radyo teleskoplar var. Işınlardan oluşuyor. X ışınlarını kullanan teleskoplar var. Kızılötesi ışını teleskopları var. Gama ışını teleskopları var. Bunlarla ne yapıyoruz biz? Teleskopla Uranüs'ü, Merkür'ü, Venüs'ü falanı filanı ne yapıyorsun? Yaklaştırıp izleyebiliyorsun bunları. İnceliyor. Evet. Oldu mu? Evet. Gama ışını sıcaklık mıydı yoksa kızılötesi miydi sıcaklık? Arkadaşlar gama ışını dediğimiz şu. Bunu da merak ettiğiniz için anlatayım. Bunu da şöyle anlatayım size. Şimdi bir prizma alalım elimize. Bir prizma alalım camdan. Şöyle camdan bir prizma alalım. Evet, hatırladım. Evet. Camdan bir prizma alalım camdan. Işık buna, yansıtıyoruz. Buna ne yapalım? Beyaz bir ışık gönderelim. Bakın şimdi. Şurada. Beyaz bir ışık gönderelim. Bu da spektrum oluyor. Ha. Spektrum. Buradan ne yaptık? Evet. Beyaz bir ışık gönderdik. Yok beyaz. Işık. Bu ışık burada ne yapıyor? Prizmada kırılıyor. Sonra buradan çıkıyor. En üstten ne çıkıyor? Kırmızı. En alttan ne çıkıyor? Mor çıkıyor. Mor. Ha. Evet. Bu en üstten kim çıkıyor? Kırmızı çıkıyor. Kırmızı çıkıyor. En alttan da kim çıkıyor? Mor çıkıyor. Mor. Bütün renkler bu arada. Kırmızı, lacivert, yeşil. Hepsi burada. Hepsi burada. Ve bizim gözümüz de, şu gözümüz var ya, şu gözümüz. Sadece bu aradakileri görüyor. Onun ötesini görmüyor. Göremiyor. Onun aşağısını da görmüyor. Onun ötesini görseydi ne olurdu? Dünyanın en hızlı arabadan kaç kat hızla dönüyor dedik dünyayı? 17 kat hızla dönüyor dedik. Dünyanın dönüşünü görerdik ve başımız dönerdi. Peki aşağısını görseydik ne olurdu? Aşağısını da görseydik su içerken, mesela şimdi ben su içiyorum bak. Suyun içinde hidrojen, oksijen, azot, milyonlarca atom var değil mi? Bak içiyorum bir bardak su çay. Şu anda ben milyonlarca oksijen, hidrojen, azot falan yuttum değil mi? Bunları eğer görseydik içebilir miydik bu suyu? Hayır. Hayır. İşte onu içemez. Geniz bulanırdı o ki. Onun için ne yapıyoruz? Biz gözümüz öyle yaratılmış ki çok şefkatli. Yani görmemiz gereken yeri görüyoruz. Görmemiz gereken yeri. Yani şu arayı görüyoruz. Anladınız mı? Gözümüz sadece bu arayı görüyor. Bu gama ışını dediğiniz şuralarda. Anladınız mı? Burası mor ötesi. Başka bir renkle yapayım burayı. Bakın şuraya biz ne diyoruz? Şu morun aşağısına ne diyoruz? Mor ötesi diyoruz. Şunun yukarısına ne diyoruz? Kırmızı ötesi, kızıl ötesi diyoruz. Buraları gözümüz görmüyor. Buraları gözümüz görmüyor. Gözümüz nereyi hocam görüyor? Şu arayı görüyor. İyi ki böyle görüyor. Ama hocam köpek, hatta şey değil mi? Köpekler, kızıl, eşekler, yarasalar bu üstünü de görüyor. Bazı hayvanlar altını da görüyor. Neden onlar görüyorlar peki? Onların görevi o. Yarasanın görevi o. Yani yarasalar olmasaydı biz radarı yapabilir miydik? Yapamazdık. Yani yarasalara bakarak radar yaptık. Kopya çektik. Aslında biz bir kopyacıyız. Anladınız mı? Evet. Geçiyoruz. Evet, biraz hızlı hocam geçiyoruz arkadaşlar. Buradan bakın mesela bu teleskobu biraz büyütelim bakın. Bu teleskobu hocam sesim geliyor mu? Geliyor geliyor, sesin geliyor. Bu arkadaşlar hocam bir mesela, şey söyleyebilir miyim? Sor bakalım. Şey şeyden dolayı değil mi? Kızıl ötesinde mesela hızlı şeylerden başımız döner ya.
Tabii. Yani düşünen mesela. Çünkü o şeyden dolayı galiba dalga boyu çok 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 sık oluyor ya. Çok hızlı dalga boyu oluyor. Yani, o yüzden herhalde. Yani Ebrar, bizim vücudumuz mükemmel bir şekilde dünyada konforlu bir şekilde yaşayacak şekilde yaratılmış. Yani bizim kızıl ötesine ve mor ötesi ışınlara ihtiyacımız var mı? Yok. Yani yok. Onları görmeye ihtiyacımız var mı? Yok. Ama yarasanın ihtiyacı var mı? Var. Efendim, leyleklerin ihtiyacı var mı? Var. Yani o hayvanlar çok ileri bir teknolojiyle, mesela depremi hayvanlar çok erken haber alıyorlar. Bizden çok erken haber alıyorlar. Yani çok önceden haber oluyorlar. Neden? O kırmızı ötesi ve mor ötesini gördükleri için. Anladınız mı? Onlara bakarak biz de ne yapabiliriz? Kendimizi depremden koruyabiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar, teleskobun içinde ne varmış? Bakın, bir tane mercek varmış. Ta Uranüs'ten, Neptün'den, uzaydan gelen ışınları ne yapıyor? Topluyor buraya. Sonra da bir de bu teleskobun içinde bir tane mercek var. O da taplayıp benim gözüme getiriyor. Ben de ne yapıyorum? Uranüs'ü, Neptün'ü, Plüton'u görüyorum. Anladınız evet. mı? Yani teleskop böyle çalışıyor. Arkadaşlar geçiyoruz. Burada ışık iyidir falan diyoruz. Ama ışıktan aynı zamanda gözümüzü korumamız gerekiyor. Fazla ışık gözümüzü kör eder. Yani evet. aşırı ışıktan ne yapmalıyız? Gözümüzü korumalıyız. Uyuduğumuz odada ışık olmamalı. Işık olursa uykumuz bizi yeteri kadar dinlendirmez. Dünyanın en konforlu tatili nedir? Uykudur. Uykudan daha konforlu bir tatil yoktur. Ama uykunun iyi olabilmesi için uyuduğumuz odanın ne olması lazım? Karanlık olması gerekiyor. Onun için burada da ışık iyidir falan filan derken her şey tadında güzel, değil mi? Tadında güzel. Yani bir bardak, iki bardak, üç litre su içersen hayat veriyor. Ama 100 litre içersen ne oluyor? Ölüyor insan, değil mi? Boğulup ölüyor. Hiç içmezse uyuyup ölüyor bu sefer de. Öyleyse her şeyin bir neyi var? Faydalı tarafı var. Faydalı tarafını bulmamız gerekiyor. Burada da ışık kirliliğinin olmaması gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar gözlemevi. Gözlemevi nerede var mesela? İstanbul'da ne var gözlemevi? TÜBİTAK'ta var hocam. TÜBİTAK'ta var. Evet. TÜBİTAK'ta var. Burada ne yapılıyor? TÜBİTAK'ta. Boğaziçi Üniversitesi'nde var. Buradan gözlem yaparak ne yapıyorlar? Yağmur yağacak, kar yağacak, deprem olacak. Bunları ne yapıyorlar? Deprem oluyor. İşte bunun Richter'i kaç oldu? 6,2 oldu. Bunları ne yapıyorlar? Bu merkezden ölçüyorlar. Evet. Anlaşıldı mı? Bakın, bu gözlem evlerinden bir tanesi bu. Bu ne yapıyor bu? Bu gözlem evleri tepelere konarak böylece ne yapıyor? Çeşitli gözlemler yaparak ne yapıyor? Gözlem evine iletiyor. Bunun için de arkadaşlar, bu konumuzu böylece özetliyoruz. Yani tüm konuyu tek tek yapacak olsak bitiremeyiz. Bu konuda ünlü bilim adamlarından biri de nedir? Ali Kuşçu'dur. Yani Ali Kuşçu ve Ulu Bey'in ayda ismi verilmiş. Çok büyük insanlar bunlar. Bunlar bilime çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Ama şu sıralar... Hocam, Ali Kuşçu'nun NASA'da odası da var. Evet. Bunlar çok bizim kafalarımızdan çalışkan insanlarmış ama şu anda biz tembeliz. Yani şu sırada bir Türk'ün bulduğu doğru düzgün fazla bir şey yok. Onun için ne yapalım? Çalışkan dedelerimizin çalışkan torunları olalım. Değil mi? Yani fazla hava yapmak, şunu yaptık, bunu yaptık diye bir şey yok. Gördüğünüz gibi koronavirüsün aşısını kim buldu? Kim buldu? Çinli buldu. Uğur Şahin buldu. Türkler buldu. Uğur Şahin buldu. Değil mi? Uğur Şahin buldu. Evet. Yani ama Uğur Şahin'i kim iyi baktı, besledi, ona imkan verdi, laboratuvar verdi, maaş verdi? Almanya verdi. Yani Almanya o imkanları vermeseydi Uğur Şahin bunu yapamazdı. Değil mi? Bunu evet yapamazdı. Hocam, zaten Türk ister ki Türkiye kazansın yani. Evet, yani burada bilime ne yapalım? Bilime sahip çıkalım. Yani Uğur Şahin'e sahip çıktığı için koronavirüsten kurtulduk ve Uğur Şahin şu anda dünyanın bir numaralı en kaliteli insanı, değil mi? Yani Uğur Şahin koronavirüsün ilacını buldu, ilacı değil de aşısını buldu. Onun sayesinde bütün insanlık kurtuldu.
Yani bu ona sahip çıktığı için de Almanya'ya ne yapmalıyız? Teşekkür etmeliyiz. Biz de Uğur Şahin burada çok fakir bir ailenin çocuğuydu. Çok fakir bir ailenin çocuğuydu. Burada işsiz kaldığı için, aç kaldığı için Almanya'ya göç etti. Onun için de biz ne yapmalıyız bundan? Ders çıkarmalıyız. Biz ne yaptık da Uğur Şahin'e sahip çıkmadık? Ailesine sahip çıkmadık diye bundan utanmalı ve ne yapmalıyız? Bundan sonra çıkacak olan yeni bilim adamları ne yapmalıyız? Sahip çıkmalıyız. Bu pis suyumuzu ne yapmalıyız? Hocam hışırtı geliyor. Hani... Lord Kalender'den hışırtı geliyor bayağı. O hışırtı gelen arkadaşımız mikrofonunu kapatabilir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Anladınız değil mi? Teleskobun ne olduğunu gördük. Hızlı gidiyorsak söyleyeyim. Ben biraz hızlı gitmek zorundayım konuları özetleyebilmek için. Özetleyerek. Evet, böylece arkadaşlar birinci konunun ikinci bölümünde Güneş Sistemi ve Ötesi, yani gök cisimlerine geldik. Gök cisimleri nelerdir? Yıldızlar, değil mi? Galaksiler. Evet. Bunları, yani şu vardır peki. Bu ya Uranüs niye var sanki? Olmasa ne olurdu? Neptün olmasa ne olurdu diyemeyiz. Bunlar bütün gördüğümüz uzaydaki her şey, dünya üzerindeki her şey kimin için var? İnsan için var. Yani kimin için var? Bizim için var. Orada çok önemli sırlar, çok önemli hazineler, çok önemli bilgiler var. Ama biz onları keşfetmek kimin görevi? Bizim görevimiz. İnsanları. Yani boşuna yaratılmış hiçbir nokta yok. İnsanlar. Yani Uranüs boşuna yaratılmış, Jüpiter boşuna yaratılmış. Hocam anlamıyla çok şey diyemeyiz. Bunların hepsi çok çok önemli olan şeyler. Ama bizim bilgimizin ne kadar az olduğunu buradan anlayın ki biz dünyayı bile daha keşfedemedik, değil mi? Dünyada ne olduğunu, dünyanın ne olduğunu. Mesela ben size sorayım. Mesela bir gün neden 24 saat? İşte hocam öyle görülmüş. Mesela güneş saatinde. Yani hocam dünyanın bir geometrik hani şeyinden de alakalı değil mi? Dönüş şeyinden alakalı. Mesela dünya biraz da eksen eğikliğinden. Bunların cevabını vereceğim. Mesela 48 saat. Eksen eğikliğinden değil mi? Bu türlü sorular yuvarlayacağım, kafanızı açacağım, sonra cevaplayacağım. Mesela dünya biraz hızlı dönseydi ne olurdu? Biraz yavaş dönseydi ne olurdu? Bak dünyayı biz daha dünyayı anlayamamışız, değil mi? Hocam hızlı dönse sıcaktan alevler çıkardı, yavaş dönse soğuktan buzlar olurdu. Evet, bunların cevaplarını da daha geniş olarak vereceğim. Şimdi arkadaşlar. Bir gün daha kısaladı. Şimdi burada ne var? Güneş sisteminde ne var? Güneş sisteminde ötesinde nebula. Yani nebulalar var. Nedir nebula? At kafası. Yıldızlar arası boşluklarda yer alan ve bulutu andıran gök cisimlerine ne diyoruz? Bulutsu diyoruz ya da nebula diyoruz. Bunların içinde ne var? İsimlerine tek tek girmeyeceğim. Bu yandaki atbaşı. Atbaşı. Orion bulutsusu. Ondan hocam sonra... bize en yakın olan Andromeda değil mi? Evet. Tarantula bulutsusu. Ondan sonra bunlar işte yıldız oluşum süreci var. Yıldız oluşum sürecinde de ne oluyor? Yıldızlar kendi merkezinde çekirdek tepkimesi yapamaz hale geldiğinde ne oluyor? Ölmüş oluyor. Ölmüş. Yaşamasının nasıl sonlanacağı başlangıçtaki ilk yıldız olduğu kütlesine bağlı. Kütlesine bağlı. Bir yıldız yaşamını beyaz cüce, nötron yıldız ya da kara delerek delik olarak tamamlar. Ne yapıyormuş bakın yıldızlar? Hocam. Yaşamını beyaz cüce, nötron yıldızı ya da bir kara delik olarak ne yapıyor? Tamamlıyor. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor bakın. Ben bir dergide bu konuyu okuyordum. Hı. Orada mesela yaşamının sonunda kara cüce oluyor. Yani öyle bir şey de vardı. Beyaz cüce ile kara cüce aynı şey mi peki? Hayır, farklı şeyler. Evet. O bence farklı bir yıldızın türevi. Çünkü beyaz cüce hani... Hocam, hocamız cüce olmuş demişti ki beyaz cüceden sonra kara cüce oluşur demişti. Evet, evet, doğru. Şimdi burada bakın nasıl bir süre oluşuyor arkadaşlar, bakın. Bulutsu ne yapıyor? Küçük yıldız, kırmızı dev, gezegenimsi bulutsu, beyaz cüce, büyük yıldız, kırmızı üst dev, süpernova patlaması, kara delik. Kara delikte ne oldu? Hayat bitti. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Evet söyle.
Hocam buradan da yıldızlardan direkt olarak mor ışığın kırmızı ışığa göre daha büyük enerji sağladığı direkt olarak çıkıyor. Evet. Evet. Şimdi burada çok merak ettiğiniz şeylerden birisi nedir arkadaşlar? Kara delik. Bunu izah edeyim ben size. Büyük kütleli yıldızlar. Büyük kütleli yıldızlar. Mesela bakıyorsunuz bir şeyde bir diyelim ki Galatasaray'ı düşünün. Galatasaray'ın antrenmanında öğrenciler, futbolcular kimin etrafında toplanıyor? Fatih Terim'in, değil mi? Ya da Fenerbahçeli futbolcular antrenmanda kimin etrafında toplanıyor? Hocanın etrafında toplanıyor. Şimdi bunun gibi büyük kütleli yıldızlar da ne yapıyor? Etrafına kütlesi büyük olduğu için çekiyor. Başlangıç kütlesi, güneşin kütlesinden fazla olan yıldızlar süpernova patlaması ile ömrünü tamamlar. Bu yıldızlarda yani geriye böyle kalan nötron yıldızları ve kara delikler kalır. Kütle çekimi kendi yakınındaki her türlü maddeyi hatta ışığı bile çekecek güçte olan uzay parçalarına kara deliktir. Yani kara delik ne yapıyor? Her şeyi kendine doğru çekip yutuyor. Hocam nötron yıldızının diğer bir adı pulsardı değil mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar geçiyoruz. Küçük kütleli yıldızlar. Küçük kütleli yıldızlar. Bunları biraz hızlı geçeyim. Ben siz bunları okuyarak anlayabilirsiniz. Yıldızlar var. Hepsine tek tek işlersek bitiremeyiz. Siz okusanız anlarsınız bunları. Anlamadığınızı bana sorarsınız. Takım yıldızları var. Bunları da geçeyim. Andromeda galaksisi. Mesela galaksilerin üzerinde biraz durayım arkadaşlar bakın. Bu sizin çok merak ettiğiniz şeylerden biraz önce sormuştunuz Andromeda galaksisi diye. Bakın şu anda biraz önce bir dünya turu yapmıştık uçakla değil mi? Kaç saat sürmüştü? Evet. En hızlı uçaklarla. 28 saat, 30 saat falan sürmüştü. Ama en son çıkan modellerle yaptık. Bu uçak hep emrimizde. Altımızda dolaştık ve dünyayı tur yaptık, bitirdik. Ama ışık ise ne yapıyor biliyor musunuz? Işık ise ışığın hızı ne kadar biliyor musunuz? Işığın hızı arkadaşlar saniyede 300 bin kilometre. Saniyede, bir saniyede. Oo. Yani bir saniyede dünyanın etrafını ne yapıyor? 7,5 defa dönüyor ışık. Dünyanın etrafını ne yapıyor? 7,5 defa dönüyor. Yani hocam, biz en hızlı uçaklarla bakın 28 saatte dünya turu yaptık ama ışık ne yapıyor? Bir saniyeyi ben size göstereyim. Bir saniye. Şu saniye herkes telefonunun şeyini açsın, alarmını. Bakın şurada bir kronometre var. Bakın kronometreyi gösteriyorum bakın. Bir saniye, iki saniye, üç saniye, dört saniye, beş saniye. Saniye nasıl gidiyor biliyor musunuz? En sağda ne var? Salise var. Salise. Ha, yani. Salise diye gidiyor. Bakın ben A diyorum bir saniye geçti. B diyorum bir saniye daha geçti. C diyorum bir saniye daha geçti. Yani tutup da burada zaman kavramına bakacak olursak bir saniyede ışık ne yapıyor? Dünyanın etrafını 7,5 defa dönüyor. Bu kadar hızlı. Ve şu anda bize daha ışığı gelmemiş galaksiler var. Bak düşünün şimdi. Yani uzayın ne kadar büyük olduğunu buradan anlayın. Daha bize ışığı gelmemiş galaksiler var. Ve bakın Türkiye'nin en zengin adamı kim? Söyleyin. Türkiye'nin en zengin kişisi kim? Murat Ülker. Evet. Murat Ülker. Acun Ilıcalı. En zengin kişisi Rami Koç. Bazen de Murat Ülker oluyor. İkisi Türkiye'nin en zengin kişileri. Bakın Türkiye'nin en zengin kişisi Rami Koç. Dünya turu yapmaya kalktı gemiyle ve karayoluyla. Bitiremedi. Dünya turu yapmak istedi. Bitiremedi. İki defa yola çıktı ve geri döndü mecbur. Bitiremedi yani. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Yani uçakla yaptığımız yolculuğun çok akıllı bir yolculuk olduğunu gördünüz değil mi? Hazır evet. Uçaklarla ucuz bir şekilde dünya turu yaptık. Yani hayali de olsa. Yani ben ilk vaktim olduğu zaman bir fırsatım olursa bu dünya turunu yapacağım. Hem de ucuz. Mesela ben Amerika'ya gittim geldim. $800 gittim geldim. Geçen sene Avrupa'yı dolaştım. İtalya'dan Almanya'ya giderken 17 euroydu uçak. 17 euro. Yani fiyatlar da çok ucuz.
Düşünün ki yani bu şekilde ucuz bir şekilde dünya turu yaptım. Yapabilirim yani. İlk fırsatta yapmayı düşünüyorum. Tabii bu türlü maceralar belki de hiç fırsat olmaz. Çünkü orada bir yabani bir sinek sokar bizi. Ondan sonra da ölümüne sebep olabilir. Onun için maceraları konuşmak ama icraata geçirmemekte fayda var. Çünkü yabani şartlara alışık değil vücudumuz. Vücudumuz bunu kaldıramayabilir. Basınçtır, sıcaklıktır, efendim oradaki atmosfer şartlarıdır. Oradaki yabani bir sineğe vücudumuzun direnci olmayabilir. Onun için bunları sadece hayali olarak söylüyoruz. Şimdi burada dolayısıyla ne demiş olduk? Bakın bize ışığı gelmeyen galaksiler var. Işığı gelmeyen galaksiler varsa o zaman siz uzayın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sonsuz olduğunu hayal edin. Gaz ve toz bulutlarının arkadaşlar, gaz ve toz bulutlarının diğer gök cisimlerinin milyarlarca yıldızın bir araya gelmesiyle oluşan sisteme ne diyoruz? Galaksi. Diğer adı nedir bunun? Gökada. Gökada. Güneş sistemi Samanyolu galaksisinde ne yapıyor? Yer alıyor. Yani güneş sistemi neymiş? Samanyolu galaksisinde yer alıyor. İnsanlar yüzyıllar boyunca Samanyolu galaksisinin tüm evren olduğunu zannetmiştir. Ben de mesela memleketim benim Seydişehir, Konya Seydişehir. Ben Seydişehir'den çıkıncaya kadar Seydişehir'i büyük bir vilayet zannederdim. Büyük bir yer zannederdim. Ama sonra İstanbul'a gelince, sonra Almanya'ya gidince, Amerika'ya gidince dünyanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsun. Sonra da dünyayı gördükten sonra, dünyanın birçok ülkesine gittim ben. Sonra dünyanın ne kadar küçük olduğunu görüyorsun. Değil mi? Şimdi öyleyse insanlar ne yapmış bakın? Yüzyıllar boyunca Samanyolu galaksisini tüm evren olduğunu zannetmiş. Ama Samanyolu galaksisi dediğin nedir ki? Merkür, Venüs, Uranüs, Jüpiter, Neptün, değil mi? Bunların tüm evren olduğunu zannetmiş insanlar asırlarca. Ama ne zaman bitti bu iş? Hubble teleskobu bulununcaya kadar. Hubble teleskobu evrendeki tek galaksi olmadığını, aralarında uçsuz bucaksız bundan çok sayıda başka galaksi olduğunu ortaya koydu. Bakın ne diyorum ben size? Daha bize ışığı gelmemiş gezegenler var. Yani uzayın ne kadar büyük olduğunu, ne kadar sonsuz olduğunu, ne kadar büyük olduğunu hayal bile etmek çok zor. İşte Samanyolu'nun en yakınında bulunan burada bunlardan en bilineni Samanyolu galaksisine yapısal olarak benzeyen ve Samanyolu'nun en yakınında bulunan Andromeda galaksisidir. Anladınız mı? Andromeda galaksisi şekil bakımından sarmal bir yapıdadır. Sarmal derken minare merdivenini anlayabilirsiniz. Sarmal o demek. Onu kastediyoruz. Şekil bakımından dört tür galaksi vardır. Sarmal galaksi, çubuklu sarmal galaksi, eliptik galaksi, düzensiz galaksi. Eliptik ne demek biliyor musunuz? Eliptik. Evet hocam.